Bilen yok mu? Hayırdır Fırat Efendi? Bilen ağa dostunun başkanlığını kabul etmiyorum yoksa? İşin gücüm benimle Cihan Efendi. Ya tamam ha, başlamayın şimdi ha Cihan. Ne bu? Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada farklı bir yerde buluşmamızın sebebi bu kadim ağaç. Tohumunu yıllar önce Şadoğulların attığı bu ağaç. Yeni dönemde atacağımız en önemli adım markalaşma olacak. Hepiniz biliyorsunuz, şirketlerimize ait topraklarda yetişen zeytinler civarda yetişen zeytinlere oranla yüksek kalitede. Fakat bunlar doğru fiyatlarla, doğru müşterilerle buluşmuyor. Yurt dışındaki müşterilerimizi bu yüksek kalite ve uygun fiyatta buluşturabilirsek bu bize çok büyük bir artı değer katacak. Şimdi ne bu yani, sen başkan oldun diye bize kendini mi ispatlamaya çalışıyorsun? Ya oğlum bir bırak, anlatıyor işte, dinleyelim. Ya abi zaten zeytinlerimizin kaliteli olduğunu biz biliyoruz. Ya evet biliyoruz ama doğru işleyemiyoruz. Bu konuda profesyonel bir destek alacağız. Bu destekte verimimiz iki kat artacak. Aynı zamanda bu firmanın bize verdiği destek yurt dışında pazar sahibi olmamızı sağlayacak. Prensipte anlaştık. Eğer onaylarsanız sadece bir imza atılacak. Güzel güzel, güzel söylüyorsun da bu şimdi bu dönemde riskli bir yatırım değil mi falan? Değil Hazar Bey. Tam aksine. Dört katı kar demek. Dört katı. O zaman ben varım. Ben yokum. Bu anlaşma imzalandığı takdirde haksız kazanç sağlarız. Yurt dışına satış fiyatı bellidir. Daha fazla düşüremezsin. Düşürdüğün takdirde de diğer toprak sahipleri bu duruma karşı sessiz kalmazlar. Ayaklanırlar. Neden Miran? Sadece iş yapıyoruz. Onlar da yapabilirler bunu. Ayaklanırlar Fırat. Düşman bellerler bizi. Hem zaten adamlar dövizle alıyorlar. Onlar için uygun fiyata geliyor. Daha fazla fiyat kırıp düşman kazanmaya ne gerek var, ben anlamadım. Doğru doğru. Miran doğru söylüyor. Fiyat zaten uygun. İlla böyle bir şey yapacaksak da diğer toprak sahiplerini bir fikrini alalım. Gerekiyorsa hep beraber oturalım masaya. Olmaz mı? Ya abi benim anlamadığım şey, biz diğer toprak sahiplerine niye güveneceğiz ki? Biz onlara durumu anlattık. Onlar bizi taca attı. Ne yapacağız? E niye etsinler öyle bir şey? E niye yapmasınlar? Ya herkes hasadını zaten 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın fiyata satıyor. Şimdi sen bu kadar fiyat düşürürsen ne olacak? Dediği gibi ayaklanacaklar. Savaş çıkar ya. Elindekinden de olursun. Ya. Bu kadın ne iş var burada ya? Ya fabrikaya önüne geleni alıyorlar ha. Sen ne işin gücün var burada? İşimde gücümdeyim Hazar. Ya ne bakıyorsunuz öyle? Hala anlamadınız. Harun'un %5 hissesi artık bendedir. Kapıdan kovuyoruz, bacadan geliyor. Deyin hele. Niye toplandık?